Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişiyi tanımadığı 70 yaşlarındaki adamı öldürdü. O anları ise sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Arabasında otururken kendini çekmeye başlayan saldırgan, "Birini buldum, onu öldüreceğim, bu yaşlı adamı öldüreceğim" ifadelerini kullanıyor. Daha sonra hiç düşünmeden cinayeti işleyen adam bu durumu kız arkadaşından ayrıldığı için moralinin bozuk olmasına bağlıyor. Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir süpermarketin otoparkına uçak düştü. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 3 Fransız vatandaşı ve bir pilotu taşıyan uçaktan sağ çıkan olmazken uçağın düştüğü alanda park halindeki bir kamyon sürücüsü de yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Orta Doğu'nun en köklü dini cemaatlerinden biri olan Samiriler, Hamursuz Bayramı dolayısıyla Filistin'in Nablus kentinde kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkarak ibadetlerini yerine getirdi. Samiriler diğer bayramlarında olduğu gibi dağa beyaz entari ve kırmızı fesleriyle çıktı. Roma'da gidilecek yerlerin başında gelen Aş Çeşmesi'nin hasılatı dudak uçuklattı. 2016 yılında çeşmeye atılan bozuk paraların toplamı 1.4 milyon avroyu buldu. Hükümetten gelen açıklamada Aş Çeşmesi'nden çıkan 1.4 milyon avronun farklı kurumlara bağış yapılacağı dile getirildi. Toplam paranın evsizler için yiyecek, mülteciler için barınma olanakları gibi çeşitli alanlarda kullanılacağı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde muhabbet kuşlarına uçmayı öğretmeye çalışan aile buldukları çözümle kuşlarının ölümüne neden oldu. Ailenin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde zavallı kuş kendini önce havada sonra köpeğin ağzında buluyor. Şok olan çocuklarsa çığlık atmaya başlıyor ve köpeğin peşinden koşuyor. Aile tarafından sosyal medyada yapılan başka bir paylaşımda ise kuşun telef olduğu anlaşılıyor.